Basınımızın değerli emekçileri, hoş geldiniz. Bilindiği üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda 3, 4, 5, 6 Haziran tarihlerinde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilde 102 milletvekilimiz görevlendirilmiştir. Bu bağlamda il milletvekilimiz Parti Meclis Üyesi Sayın Ulaş Karasu ve Balıkesir milletvekilimiz Sayın Fikret Şahin ilimizde çalışma yapmak ve rapor hazırlamak üzere görevlendirilmişlerdir. İl başkanlığımız tarafından yapılan program çerçevesinde milletvekillerimiz ile sorunları yerinde tespit etmek ve halkımıza çözüm önerilerini anlatmak üzere ilçelerde ve köylerde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Yapılan saha çalışmalarında gördük ki halkımız A'dan Z'ye her şeye yapılan gündelik zamlardan bıkmış, usanmış ve maalesef tepki bile koyamaz hale gelmiştir. Ürünlere düzenli olarak yüksek miktarlarda zamlar yapılıyor. Marketlerde gıda fiyatlarında etiketler günlük değişiyor. Doğalgaza, akaryakıta ve elektriğe büyük oranda zamlar yapılıyor. Halkımız bu zamların altında eziliyor. Ne yazık ki milyonlarca insanımız yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırında yaşamaya çalışıyorlar. Çiftçi üretemez, besici besleyemez duruma gelmiş. Çiftçi ektiğini tarlada bırakırsa, besici hayvan beslemeyi bırakırsa, sanayici imalatı bırakırsa kapıya kilidi asmak zorunda kalıyoruz. Sadece aksaklıklar bunlar mı? Maalesef hayır. Sağlıktan eğitime, iç politikadan dış politikaya her noktada sıkıntılar her geçen gün dağ gibi büyümektedir. Yönetemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Değerli basın mensupları, milletvekillerimiz ile yapılan saha çalışmalarında karşılaştığımız ve bize anlatılan sorunlardan bir tanesi olan Sivas Merkez Yakupoğlan köyündeki eğitim sorunu daha önce milletvekillerimizle beraber sizlerle paylaşmıştık. Konuyu milletvekilimiz, parti meclis üyemiz Sayın Ulaş Karasu aracılığıyla genel başkanımız iletilmiş ve genel başkanımız salı günkü grup toplantısında meclis kürsüsünden bu vahim durumu dile getirilmiştir. Genel başkanımızın yer tahsisi yapsınlar, bir yıl içerisinde o okulu oraya ben yaptıracağım sözü iktidarı rahatsız etmiş olacak ki şimdiye kadar bu sorunu anlatmayanlar alelacele açıklama yapmaya başladılar. Değerli basın mensupları, sadece Sivas'ın değil, tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Mevcut hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ülkeye kazandırılan yatırımları satarak yok etmiştir. İlimizin ekonomik can damarları olan cer atölyesi, dikim evi, çimento fabrikası, bölge müdürlükleri yine mevcut iktidar tarafından ya kapatılmış, ya küçültülmüş ya da başka illere taşınmıştır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin ve ülkemizin sorunlarında, çözümlerinde biliyoruz. Bu sorunları çözecek kadrolarımız hazır. Biz hazırız, Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Son seçimde kazandığımız büyük şehirlerde belediye başkanlarımız ve kadroları bu sorunları çözmeyi başarmışlar ve başarmaya da devam etmektedirler. Anlaşılan iktidar büyük şehirleri kaybetmenin şokundan hale çıkamamış ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın neler yaptığını soruyorlar. Değerli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu ve ekibi 2022'de 51.890 öğrenciye burs verdi. 150.000 haneye süt dağıtımı yapılıyor. Bugünkü tarih itibariyle 21 ilçede 32 kreş hizmete girmiş durumda. 2019 tarihinden beri aynı anda dünyada en çok metro yapan büyükşehir unvanını kazanmıştır. İBB tarihinde ilk defa öğrenci yurtları açtı. Askıda fatura uygulamasıyla halkımıza nefes aldırdı. Anne kart, üniversite öğrencilerine destek, halk ekmek, kültür sanat saymakla bitmez. İstanbul'da yapılanları merak ediyorsunuz. Buyurun cevabınız. Ben buradan Cumhuriyet kenti Sivas'tan gece gündüz çalışan, emek veren tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Yalnız siz İstanbul'u bırakın, Sivas'a bakın. Biz Sivas'ta yaşıyoruz. Burada ne yaptınız? Hangi sözleri yerine getirdiniz? Yapmak istediğinizde engel mi olduk? Her zaman her yerde söyledim. Burada da yine tekrarlıyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizde halkımızın yararına yapılacak olan her şeyi desteklemeye, katkı koymaya her zaman hazırız. Değerli basın mensupları, ilimizin sorunlarından birkaç tanesini hatırlatmak isterim. 2014'te gelecek olan hızlı tren maalesef hala gelmedi. Yağ donduran Geminbeli tünelleri hala tamamlanamadı. Lojistik köy projesi sonuçlanmadı. Sivas-Malatya yolu bir türlü bitmedi. 3 yıldır çocuklar okulsuz, okul yapılamadı. Bu beceriksiz yönetimi kimseyi suçlamakla çözemezler. Kaldı ki merkezi iktidarın yapması gereken asli görevlerinden olan kreş, yurt ve burs dağıtımını İBB niçin yapmadı diye soruyorsanız söyleyecek sözüm yoktur. Şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, hükümete alternatif olarak görüyorsanız bu da bizim için bir onurdur. Değerli basın mensupları, işte bu sorunları çözmek için, ülkemizi refaha kavuşturmak için sadece Sivas'ımızın değil, ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var.